1. Sardunya için en uygun yer neresidir? Sardunyanıza bol çiçek açtırmak istiyorsanız, bitkinizi bol ışık alan bir yere koymanız ve aynı zamanda bulunduğu ortamın havadar olması gerekiyor. Bitkiniz bol ışık alır ve havadar bir ortamda olursa bol çiçek açar ve çiçeklerin ömrü uzun olur. Yaz aylarında aşırı sıcak ve yakıcı güneşten bitkilerinizi koruyun. Aksi takdirde yakıcı sıcak ve aşırı ışık çiçeklerin ömrünü kısaltır. Yani çiçekleri çabuk soldurur. Sardunyalarınızı çok gölge bir yere koyarsanız bir ya çiçek açmaz iki çiçek açarsa çiçek kalitesi düşük olur ya da çok az çiçek açar. İki sardunyaların sıcaklık isteği nedir? Sardunyalar 13 ile 27 derece arasında iyi gelişme gösterirler. Sakız sardunyaları özellikle aşırı sıcaktan ve kış aylarında soğuktan korumak gerekiyor. Kış aylarında sardunyaların bulunduğu ortamın sıcaklığının 7 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Soğuk illerde sıcaklıklar 7 derecenin altına düştüğünden dolayı kış aylarında sardunyalarınızı iç mekana almanız gerekiyor. 3. Sardunyalar için en iyi toprak hangisidir? Sardunyalar için farklı toprak ya da toprak karışımları kullanabilirsiniz. 1. Tek başına torf kullanabilirsiniz. 2. %80 oranında torf ile %20 oranında perlit karışımını kullanabilirsiniz. 3. %70 oranında torf, %20 oranında perlit ve %10 oranında bahçe toprağı karışımı kullanabilirsiniz. Peki piyasada yani pazarda satılan sardunyalarda hangi toprak karışımları kullanılıyor? Şimdi ben size bunu göstermek istiyorum. Hemen bir tanesini toprağını size göstermek istiyorum. Bakın burada beyazlıkları görüyorsunuz. Burada da bu toprak karışımında da genellikle %10 ile 20 oranında perlit ve %80 ile 90 oranında ise torf karışımı kullanılıyor. Dolayısıyla siz de sardun yetiştirmek istiyorsanız ya tek başına torf ya da %80-90 oranında torf ve %10-20 oranında perlit karışımı kullanabilirsiniz. Perlit bulamazsanız dere kumunu, dişli dere kumu kullanabilirsiniz. Ya da pomza varsa yine aynı şekilde pomza, perlit yerine pomza da kullanabilirsiniz. 4. Sardunyalar ne zaman ve ne sıklıkta sulanır? Sardunyalar toprağının sürekli nemli olmasını ister. Sardunyanın sırrı burada. Toprağının sürekli nemli olmasını ister. Ancak bu şu demek değil. Toprağını bolca sulayın, sürekli sulayın. Bu şekilde fazla da sularsanız bu sefer köklerde çürüme olur, hastalık meydana gelir. Onun için iki sulama arasında toprağın kurumasına asla müsaade etmememiz gerekiyor. Peki, Toprağın kuruyup kurumadığını nasıl anlayacağız? Bu çok basit. Şöyle yapacaksınız sevgili izleyiciler. Sardunyanızın saksını alacaksınız. Sulama öncesinde bakın şu şekilde parmağınızı toprağa sokacaksınız. Toprağa bu şekilde parmağınızı soktuğunuzda nem hissediyorsanız sıkıntı yok. Ancak kurumasına asla müsaade etmeyeceksiniz. Dolayısıyla iki sulama arasında sardunyanın toprağının kesinlikle kurumasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Sardunyaları iki farklı yöntemle sulayabiliriz. Bir, Sardunyalarınızı üstten sulayabilirsiniz. Ve tavsiye edilen ve doğru olan da üstten sulamak. İkincisi ise bir leğenin içerisine su koyup içerisinde bitki olan saksınızı leğenin içerisine yerleştirebilirsiniz. Eğer ikinci yöntemde yani leğenin içerisinde saksılarınızı sürekli bu şekilde sularsanız bu kez toprağınızın üst kısmında bir beyazlık yani tuzluluk oluşur. Onun için sizlere tavsiyem sardunyalarınızı genellikle üstten sulamanız gerekiyor. Sardunyaların kış aylarında gelişimi daha yavaş olur. Kış aylarında sardunyalarınıza daha az su vermeniz gerekiyor. 5. Sardunyalara hangi gübreler verilir ve ne sıklıkta gübre vermemiz gerekiyor? Daha önceki birçok videomda ifade ettiğim üzere genellikle salon çiçeklerinin gübrelenmesinde en fazla tavsiye ettiğimiz gübre 20-20-20 artı -20 -20 mikrolemet. Bu gübre nasıl bir şeydir diye sorduğunuzda bakın size bunu göstermek istiyorum. 20 20 20 ne demek? Bu gübre %20 oranında azot, %20 oranında fosfor ve %20 oranında potasyum içeriyor demek. ME demek mikro element içeriyor demek. Nedir bunlar? Demir, mangan, bor, çinko gibi gübreler içeriyor demek. Bu gübre nasıl bir şeydir? Baktığımız zaman bakın gübremiz toz halde, yeşil renkli bir gübre. Farklı markalarda farklı renkler olabiliyor. Bu gübreyi nasıl kullanabiliriz? Sardunyalarda 20 20 20 gübresini 1 litre suya 1,5 2 çay kaşığı oranında kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle 1,5 2 çay kaşığı gübreyi alacaksınız ve 1 litre suda erittikten sonra daha sonra bitkinize üstten sular gibi gübreli suyu vereceksiniz. İkinci gübremiz 16 8 24. Yani potasyum içeriği yüksek olan gübre kullanın. Sevgili izleyiciler, size çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Sardunyalarda iki tane besin elementi çok önemli. Bunlardan birisi potasyum, ikincisi kalsiyum. Çiçeklerinizin bulaşmasını, çiçeklerinizin büyük açmasını ve çiçeklerin ömrünün uzun olmasını istiyorsanız mutlaka potasyum ve kalsiyum içeriği yüksek olan gübreler kullanın. 16 8 24 potasyum içeriği yüksek olan bir gübre. Bunu da yine 1 litre suya 1,5 ile 2 çay kaşığı oranında suya karıştırıp eritip kullanabilirsiniz. Peki ne sıklıkta kullanmamız gerekiyor? Sardunyalarınıza her 7-10 günde bir gübre verebilirsiniz. 6. Sardunyalar budanır mı? Budanırsa budama nasıl yapılır? Sardunyalarınızda bol dal ve bol çiçek almak istiyorsanız mutlaka budama yapmayı size tavsiye ediyoruz. Peki budama nasıl ve ne zaman yapılır? İlkbaharda havalar ısınmaya başladıktan sonra ve sürgünler yaklaşık 10 santimetreye ulaşınca sürgünlerin ucundan 1-2 santimetrelik kısmı kesip atarsanız dallanma artar ve bu şekilde çiçeklenmeyi artırabilirsiniz. İkinci olarak sevgili izleyiciler, çiçeğinizin sürekli açmasını ve bol açmasını istiyorsanız bakın bu şekilde üzerinde açmış ve solmuş çiçekler var. Bu çiçekleri saksıda ve bitkin üzerinde bırakırsanız çiçeklenmeyi geciktirir. Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Bunları ister şu şekilde elinizle kırabilirsiniz, bakın şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde elinizle koparabilirsiniz ya da makas kullanarak da bu şekilde açmış ve solmuş çiçekleri alabilirsiniz. Başka ne yapmamız gerekiyor? Bakın bitkinin üzerinde sararmış yapraklar var. Bu sararmış yaprakların da mutlaka koparılması gerekiyor. Bir başka bitki de örnek verecek olursak. Bakın şu bitkimize baktığımız zaman bu bitkinin altlarında çok fazla sararmış yapraklar var. Ne yapmamız gerekiyor? Bu sararmış yaprakların, sararmış, kurumuş yaprakların bu şekilde mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Bitkinin hem havalanması hem de bu sarı yaprakların ileride hastalıklara yol açmaması için bunları mutlaka bu şekilde elle koparılıp uzaklaştırılması gerekiyor. Bir başka bitki de yine size örnek verecek olursak. Yine bakın bu bitkimize baktığımız zaman bu kez altta yaprakların kuruduğunu görüyorsunuz. Yine bu kuruyan yaprakları elimizle koparmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bakın bunun üzerinde açmış ve solmuş çiçekler var. Bu çiçek dalını da kesmemiz gerekiyor. Az önce elle almıştım. Şimdi makasla e, kesmek istiyorum. Bakın şu şekilde makasımı getiriyorum. Dalımı kesiyorum. Ve bu şekilde bitkiden uzaklaştırıyorum. Evet. Sardunyalarınızın sürekli çiçek açmasını istiyorsanız üzerindeki sararmış, kurumuş ve hastalanmış yaprakları mutlaka kopartın. Bitkinizin altında sararmış ve kuru ölü yaprakları kesinlikle bırakmayın. Bitkinin üzerinde açmış ve solmuş çiçekleri ya küçük bir makasla ya da elle mutlaka uzaklaştırmanız gerekiyor. 7. Sardunyalarda saksı ne zaman değiştirilir ve nasıl değiştirilir? Sardunyalarda saksı değişimini bahar ayında tavsiye ediyoruz. Özellikle Şubat ve Mart aylarında saksı değişimini yapın. Peki saksı değişimini nasıl yapacaksınız? Saksı değişiminden önce bitkinizin sulamasını azaltın. Çünkü sularsanız saksı toprağa dağılabiliyor. Onun için öncelikle birkaç gün öncesinden suyu kesmeniz gerekiyor. Daha sonra parmağınızı bakın şu şekilde bitkinizin orta kısmını kaptıracak şekilde şu şekilde tutun ve ters çevirin. Ters çevirdikten sonra öncelikle saksının kenarlarına bu şekilde vurabilirsiniz ve kökleri yumuşatabilirsiniz. Daha sonra saksının altına da bu şekilde vurabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra bir elinizle beraber de bakın bu şekilde saksınızı kaldırabilirsiniz. Saksı değişim zamanında köklerin hem dip hem de yan kısımlarında çok fazla yoğunlaştığını görürsünüz. Ya her yıl ya da iki yılda bir saksı değişim yapmanızı öneriyorum.